Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün köy binası 13 ile özlemiş olduğunuz ejder yarasa saldırıları yapacağız arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerden bu videoyu tam tamına 500 like bekliyorum. Köy binası 13'ler ve köy binası diğer belediyelerden köy binası 13 videosunu beğenenler patlasın like'ları arkadaşlar. Evet güzel bir ganimetimiz birlikte 5 tane inşaatçımız boşta. Bu inşaatçıları doldurmasını yapacağız. Elimizde güzel baskın madalyası da var. Baskın madalyasıyla ganimet alacağım. Normalde ganimeti harcamam. Fakat bu hesapla çok fazla ilgilenemiyorum. Bunu sürekli söylüyorum. Ama bu aralar güzelce köy binası 13 videolarımız geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi araştırmamıza bir girelim. Laboratuvarımızda bir yükseltme ile başlayalım arkadaşlar. Devin yükseltmesi varmış. 13 milyon istiyor. Kara eksiri harcamak istemiyorum. Kara eksirimi kahraman yükseltmesine kullanıp bir tane de e, kitap kullanacağım. Evet belediye binasındaki büyülü öğelere bakalım. Burada kitabımız var. Büyük kitabımız var. Savaş kitabımız var. Savaş kitabını vesaireyi kullanmayacağım. Onu köy binası 14'e geçtiğimizde falan kullanırım. E, ama kitabı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi laboratuvarda o yüzden iksirle bir dev yükseltmesini yapmak istiyorum. Bu yükseltmemiz tamamlandı. Şimdi gelelim savunma yükseltmesine. Bir adet gizli Tesla yükseltmesini 13 milyon altın karşılığında bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Kaldı 4 tane inşaatçımız. Madalyalarımıza geldiğimizde burada güzel madalyalarımız var. Ee, bizde de 295 madalya var. O da güzel. Bir adet inşaat çekicini hanemize hayırlı olsun deyip ekleyelim arkadaşlar. Onun dışında bir tane kahraman çekici almayacağım. Çünkü kahramanların yükseltmesi 7 gün. Onun dışında bir tane de savaş çekicini hanemizi ekleyelim. Onu da ileride başka bir videoda kullanırız. Kalan 55 madalyadan 2 tane altın almak istedim. Siz siz olun madalyalarınızı ganimete harcamayın. Bakın ganimet her türlü kasılıyor arkadaşlar. Vakti olan saldırı yapan herkes çok kolay ganimet kasar. Artık birliklerde de maliyet yok biliyorsunuz. Ama süreler problem. Süreleri kurtarmak için çekiçle bol bol çatapata kullanın geçin abi. Onun dışında ganimete harcamayın. Aynı şekilde baskın madalyalarını da harcamayın. Bakın ben bir video üreticisi insanım. O yüzden sizlere içerik çıkartmak adına 300 baskın madalyasında gözüm kapalı harcıyorum. Bir tane daha harcıyorum abi yetmiyor çünkü. Bir tane daha harcıyorum ve bunların karşılığında bir adet daha savunma basıyorum ve top basacağım 11 milyon altın karşılığında. Bir top yükseltmesi yaptıktan sonra diyorum ki bu baskın madalyalarını ben eve mi götüreceğim? Yapıştır, devam et, geç. Hemen şöyle aldım. Bir adet daha alıyorum. Yetmiyor. Bir adet daha alıyorum ve baskın madalyalarını da iyice tüketiyorum arkadaşlar. Evet bir top daha basma hakkımız oldu. Bu çok güzel bir haber. Bir topu daha bastım. Vatana millet hayırlı olsun diyorum. Şöyle baskın yapılmış o bildirimi de hemen kapattım. 3 tane inşaatçımızı verdik inşaata. Ulan, ulan, ulan ne dedim? Kahraman kitabı kullanacağım dedim. Bu hata yapılır mı be? Ben altın almayacaktım abicim ya. Ben buradaki baskın madalyasından kara iksir alacaktım ya. Of hata ettik hata ettik ama canımız sağ olsun. Neyse sıkıntı yok. Kahraman yükseltmek için de belki birazcık ganimet birikir. Abi en azından şu kraliyeti yükseltsek 210 bin. Yani 186 binlik barbar kral var. O kadar çıkacağımızı pek tahmin etmiyorum ama kasabildiğimiz kadar kasalım arkadaşlar. Şimdi ordumuzu sizlere takdim edeyim. Ejder ejder binici yarasa kombinasyonu. Geçmişte köy binası 14'te çatır çutur 3 dediğim ordu. Sizlerin bana yorumlarda abi eskiye dön ejder yarasa patlat dediğiniz ordu arkadaşlar. Bu orduyla köy binası 13'te köyleri yakıp yıkacağız Allah'ın izniyle. Kahramanlarımızdan kraliyet şampiyonumuz ve kralımız birazcık düşük ama kraliçemiz güzel şekerlerde. O yüzden İyi saldırılar yapacağımıza inanıyorum. Ve ilk saldırımıza geçiyorum. Evet güçlü güzel bir köy çıktı karşımıza. Normal şartlarda bu köye saldırmam. Çünkü ilk ayları hava kara. Onun dışında şu belediyenin orası korkutucu duruyor. Ve ayrıt bir savunma problemi var. Ama yine de üçleyeceğimize inanıyorum. Ee, bir de böyle güzel köyler bulamıyorum abi. Hep köyler düşük erken basılmış köyler. Şimdi... Kahramanlarımı nereden salacağım? Tabii ki de Kaya Saçar'ın oradan salarak başlayacağım. Bir adet buz golemi, barbar kral ve kraliçemi saldıktan sonra bekliyorum abi. Şuradan bir kelle atalım mı? Rakip kraliyete bir kelle atalım. Kraliçeden ufak çaplı bir temizlik görüyoruz. Şöyle de bir bebek ejder bıraktığım barbar kralın canı azaldı. Hemen özelliğini bastım. Kraliçenin de o tarafa döndüğünü gördüm. Duvar kırıcı attım ama satış yedim abi. Şöyle bir sinsi goblin. Ve kartal topuna doğru ejderlerimi yatay olarak gönderiyorum. Balonlarımı saldım. Şöyle attım, zeptini gönderdim, ejderbincileri patlattım. Hemen bir öfke desteği. Şimdi buradaki bir hatamızdan bahsetmek isterim. Kahramanları saldıktan sonra orduyu biraz daha hızlı göndermem gerekiyordu. Çünkü kahramanların ölmesine sebep oldum. Ee, burada barbar kral ve kraliçe var. E, ee, Zeplin patladıktan sonra onlarla uğraşacaktır. Ama yetimitler belediyeyi temizleyecektir. Klan kalesinden yetimitler çıktı. Şimdi köyde çok fazla büyücü kulesi kalmadı. Şuradan ben kraliyet şampiyonu pasladım abi. Şuradaki kaya saçara bir destek atalım. Onun dışında kraliyetle birlikte yarasaları da salarsak güzel verim alır mıyız denemeden bilemeyiz. Şöyle bir Dondurmayla başlangıç yapıyorum. Abi arka taraftaki x yayları beni çok korkutuyorlar. O yüzden şurada bir tane daha dondurma kullandım. En arkadaki büyücü kulesini artık saldım, gitti yani. Çoklu Cehennemi alıyoruz, büyücü kulesi arkada var. 3 yıldız alamadan bir başlangıcımız oldu. Unutmuşuz, eyvallah ejder yarasayı unutmuşuz diyebiliriz. En başta da dediğim gibi köyün düzeni çok benlik değildi. Ama diğer saldırılarımızda çok daha güzel 3 yıldız atacağımıza eminim arkadaşlar. Yani bu saldırılık olmadı diye bir daha olmayacak diye bir problem yok. Klan Kalesi'deki Yeti de dal kavuğun temizlemesine kaç puan ya? Abi Yeti ile dal kavuk çatışır mı ya? Biri havadan sıkıyor, biri karacı yani. Yeti ne yapsın zıplayıp havadan çekip indirip kafa mı atsın abi? <laughs> Şaka bir yana buradaki dal kavuğun biraz daha yüzde yükseltmesini beklemeyeceğim derken korkudan öldü anladığım kadarıyla. Bilmiyorum görmedim. E, kupamız çok önemli değil. Birazcık ganimet aldık. 3 alamadık ya o bize koydu abi. İkinci savaşla devam edelim. Evet köyümüz saldırıya hazır ve nazır bir şekilde bizi bekliyor. Tam ejder yarasaya uygun denilebilecek bir köy arkadaşlar. Nereden alalım? Bakıyoruz. Kartal topunun olduğu bölge bana tatlı geldi. Yine iksiyayları hava kara ya. Abi kara olsa daha güzel olacak. Bir sinsi attım bir sinsi attım. Köşeden kahramanlarla bir. Giriş yapacağım. Buz golem, barbar kral, kraliçe geldi. Abicim şuradan bir sinsi daha atıp dış taraftan bir bebek ejder gönderiyorum. Kahramanlar oradan içeri girmesi için bir süper duvar kırıcı desteği de verdim. Şöylemesine de orduyu saldım gidiyor. Barbar kral sen neden hava ordusuyla devam ediyorsun? Heh, git ya ekmeğine git. Şu kraliçeyi yalnız bırakma birader ya. Püskürtücüye kafa atar şekilde bir... Zeppelin gönderdim. Koruyucu özelliği bizim için önemli. Onu da muntazam bastım. Kraliçemizin özelliği basıldı. Püskürtücü ittiriyor abi. Problem yok gibi derken kasırga çıktı. Eyvallah. Şu an mokoko olduk gibi. Hemen bir öfke daha patlatıyorum. Kraliyet şampiyonunda belediye binasını almak açısından desteğe gönderdim. Abi orduyu göndermeden zaten ejder yarasa hakkını verdi. Şöylemesine yarasalarımı da saldığım bir yarasa daha gönderdim. Şurayı bir dondurarak başlayalım. Alt tarafta bir kaya saçar var. Şöyle bir dondurma kullanıyorum. Belediye binasını dondurduk. Kraliyet şampiyonunun belediye binasını alma hayaliyle ilerlerken bekliyoruz abi. Kraliyet çok şükür geldi belediye binasına. Hava savunmasını aldı yarasalar. Güzel. Kraliyet 9. seviye ama güzel iş yapıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz arkada bir tane x sayı var. Özellik bir tık daha bekleseymiş güzel olurmuş. Şu an büyücü kulesi yavaştan indiriyor. Yani köyde bir tane X yayı kaldı. Elimde de iki tane ejder vardı derken onun sayısı da teke düştü. Eyvallah ejder yarasa yok abi yapamadık ikinci saldırı oldu yine beceremedik ya. Yine 3 alamadık ha. Yani püskürtücüye kafa atmak pek de sağlıklı bir durum değilmiş. Neden diye sorarsanız kasırga bizi mahvetti ya. Arada zeplini aldı, çevirdi, çevirdi, çevirdi. Yerin dibine soktu aga. Vallahi yerin dibine soktu ama sıkıntı tınla. İkinci savaşta da olmadıysa 3'te 4'te olur değil mi? <laughs> Saldırdığımız köyler bu arada boş köyler değil ha. Ganimete bakmıyorum. Taktik göstermek açısından gülüyor mu? Elimiz ısınır ya daha ikinci savaş keke. Sakin sakin halledeceğiz bizde. Eski ejder yarasalardan kim kaldı aga? Biz Biz kaldık ya. Evet köy binası 14'te niye kullanmıyorum sorusu sorarsanız da şundan bahsedeyim. Yani efsane ligde kupa kastığım için ejder yarasa saldırısına uygun düzenler bazen gelmiyor. Burada da bakmayın 2'dir yani çok içime sinen düzenler değil. Bu düzen yine daha iyiydi yani bir öncekine göre. Zaten fazla verim aldık. İşte birazcık saldırı noktamızda hatalar oldu. Ee, keşke kahramanları şuradan gönderirken orduyu şuradan gönderseydim. İşte belediye binası 14 kafasıyla ilerliyorum ya sanki belediye binası patladıktan sonra askerler zehire ölecekmiş gibi geliyor. Bir de hep normal köy düzenleri olduğu için hepsi bitişik abi hepsi dip dibe. Bizim ejder yarası da birazcık ayrık olması lazım. Bak üçüncü düzende size söz tam ejder yarasaya uygun düzeni bulacağım arayacağım arayacağım. Üçleyip geçeceğim arkadaşlar devam edelim. Allah'ıma çok şükür sonunda bir düzen buldum. Arkadaşlar yaklaşık 11-12 dakikadır düzen arıyorum yani. Sonunda adam akıllı klan savaşı gibi bir zorlu güzel düzen buldum Şimdi buraya saldırı yapacağız Bakalım ne taraftan saldırı yapmak mantıklı olacak Zor bir düzen Burayı 3 dersek ejder yarasayı gerçekten hatırladığımızı söylerim Çünkü e, çoklu cehennemler falan var Yine sıkıntılı bir düzen ama elimizden geleni yapacağız Akacım şuradan bir sinsiyle yolumuzu bir kesmek istiyorum Buz golen, barbar kral kraliçe attık eyvallah bir adet bebek ejderimizi şuradan atalım. Şu an beklemedeyim. Kral kraliçe ile birlikte ordumu da yan taraftan gönderdim. Güzel bir giriş yaptık. Kahramanlar da ölmeden biz askerleri yolladık. Birazdan zeplini göndereceğim. Püskürtücüye birazcık kafa atmış gibi olacağız ama bu sefer belediye binası daha yakında. Gördüyseniz şöyle bir koruyucu özelliğiyle bu işlem tamam olur. Hemen bir öfke atıyorum. Belediye binasının olduğu noktada da bir öfkemi patlattım. Yet Walker'ı çıktı. Belediye binasının orada sıkıntı yok. Kraliçenin özelliğini bastım. Sol taraftan kraliyeti yolladım. Ejder Yarasa'yı biraz daha iç taraftaki savunmalara yönlendirmek istiyorum. Sağ taraftaki savunmaları da güzelce haşat ederken yavaştan Ejder Yarasa'yı süreceğim. Ama önce çoklu cehennemin inmesi lazım. İndiği an ejderleri saldım. Pardon ejder ne ya? Yarasaları saldım. Şu anam anam iki dondurma attım. Abi ya of 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 gerçekten of ya. Şimdi bir tane daha dondurma attım. Şuradaki çoklu cehenneme bir tane dondurmamı atacaktım ama yanlışlıkla iki tane dondurma attık. Birazcık beni korkutuyor o yüzden. Yani güzeliz şu an sıkıntı yok ama hava savunması var şurada. Çoklu cehennemde baya hasar bırakıyor. Ejderler ölüyor. Hava savunmasını alın. Şuradan da kelle avcısını attım. Şu X yayını şu an indirme düşüncesindeyim Kelle avcısını da şuradan atıyorum X yayına doğru yönlendirdim abi Ejderimiz var bir tane dev bomba çıktı ee, Çok şükür yarasalar geldi Valla iki tane dondurmayı üst üste atmamıza rağmen Çok zorlu Düzgün bu düzeni galiba 3 dedik abi 3 dedik tamam Ejder yarasa şu an aklımda artık hatırladım <laughs> Valla hatırladım abi çok güzel savaştı Dondurmaların ikisini de atınca çok üzüldüm 3 e, alamayacağım sandım ama kurtardık. Götü kurtardık arkadaşlar tabiri caizse. Evet bu savaşımızdan sonunda 3 yıldızı aldık ve en güçlü köyü üçlemiş olduk. Hemen güzel bir köy daha bulalım. Düzenimiz karşınızda. Şimdi nereden dalabiliriz abi? Burada bir kaya saçar büyücü kulesi üçgeni var. Şurada da aynı şekilde buralara böyle dondurmalar güzel gider. Eyvallah. Kahramanları nereden soksam onu düşünüyorum. Püskürtücü burada. Şuradan kartal topunu almaya yönelik bir giriş sergileyebiliriz. Üstten orduyu yollasak ya da orduyu şuradan yollasak daha tatlı olur. Hemen duvarı kırarak bir başlayalım abi. Buz golem, barbar kral, kraliçe. Burası eyvallah. Şuradan bir bebek ejder attım. Ejderlerimi merkezden yayıyorum. Peşine balonlarımı bıraktım. Koruyucumu gönderdim. Ejder binicilerimi saldım. Şöyle bir öfke atıp. Zeplin'i de göndermiş bulunduk. Kraliyeti de yan taraftan yolladık mı bizim işlem tamam. Şöyle bir koruyucu özelliği basalım. Belediye binasının olduğu noktada bir öfke atalım. Yeti, Volker'i kolayca temizler. Klan kalesinden 3-5 asker çıktı ama dert değil abi. Tekli cehennem kuleleri var. Ejder binicilerini indiriyor. İndirmeseler daha güzel olur. Şuradan kelle avcısını saldım bizim kraliyet ölmesin diye ama bir tık geç salmış olabilirim. Neden olmasın? Şimdi kahramanlar üst taraftaki savunmalara doğru yaklaşırken ben de hemen yarasaları saldım ve bizim askerleri de saldık. Yarasalarımızı bir dondurma patlattık. Şurada bir tekli var. Güzeliz. Barbar kral kraliçe orayı alıyor arka tarafa şuraya dondurmalarımızın ikisini saklamış gibi oldum arkadaşlar. Şöyle bir dondurma kullanacağım. Biraz daha bekliyorum. Anam anam büyücü bir tık sıktı, korkuttu ama toparladım hemen. Şöyle bir dondurma daha patlattık mı bu işlem sanki tamam. Tekliğe dönerseniz çocuklar daha sevinirim. Kraliçemiz var, kralımız var. Tekliye döndüler. Yarasalara bak benim. Çinli yarasalara bak. Covid-19'lar lafımı dinlediler. Sinsilerimiz var abi. Yarasalar zaten köyü derbeder etti. Barbar kralı var. Rakibin ama çok bir sıkıntımı Değil. Sinsileri de şuradan saldım. E, duvarı parçalasınlar. Güzel bir 3 yıldız hanemize yazdırdık. Evet ejder yarasaya alıştık. Başlangıçları saymayın abi. Onları görmemiş gibi düşünün. Bundan sonraki son iki savaş çıtır. Yani zor düzenleri işledik. Bu son düzeni ben ilk defa görmüştüm. Bu düzeni daha önce görmedim. Ama en güçlü düzen, en iyi köy üçüncü saldırı yaptığımız e, düzendi. Bir önceki köydü yani. Şöyle bir bakalım elimizde birazcık ganimet falan birikti. Hemen altınlarımızı toplayalım. Şöyle bir inşaatçı üstüne bakayım. Şurada yeşil taşımız birikmiş abi. Hemen şunu da bir hızlandıralım. Yeşil taş desteğimiz gelsin. Köyümüze geri döndük. İki tane inşaatçımı da doldurabilseydim çok mutlu olacaktım. Artık bir yandan şuradaki turuncu duvarlarında bitmesini istiyorum abi. Zaten iksirle basılacak da bir şey kalmadı. Gördüğünüz üzere bir tek laboratuvarımızda devden sonra büyücümüz kaldı. Büyücü de bittikten sonra laboratuvar... Aa, şunlar var. Kuşatma makinalarını unuttuk cürüm görüyor musun ya? Onları da hallederiz artık. Sıkıntı değil de zaten devin yükseltmesi 15 gün. 15 gün içinde ben her türlü e, ganimet kasarım. Mecbur kasacağız yani. Hem video çıkartırız. Şu turuncuları bitirmek için iksirle duvar basıyorum abi. Şöyle 3. duvarı da bastık. Şöyle 4. duvarı bastık. Bir tane daha basalım. 5. duvarda basıldı. Altınlarımı harcamak istemiyorum. Maruz gelin. Çünkü altınlar biriksin istiyorum ama videodayız abi. Sıkıntı yok. Onları da harcarız. 2 3 tane harcayalım en azından. Ganimet kasması zor oluyor Begülüm. Vallahi köy binası 13'te. Yani zor oluyor dedim zor değil arkadaşlar da. Çok fazla hesaba bakınca bir yandan da çalışınca birazcık sıkıntı oluyor. Bir de 3 4 saldırıda bir tane savunma basacak. Ganimet çözemiyoruz. Köy binası 11 hesap o yönden bayağı rahat. 4 saldırı atıyorum, bir top basıyorum. 5 saldırı atıyorum, bir okçu kulesi basıyorum ama burada işte olmuyor biraderlerim. Şu çalışır pıyı da temizledik mi artık köy minası 13 güvence hesabında yapacak bir şey yok. Bu köydeki laboratuvarımız çok güçlü. Duvarlarımız çok zayıf. Savunmalarımız da güzel. Az bir şey kaldı. Şu savunmaları bitirip kahramanları da yavaştan tamamlayıp bir an önce duvarlara abanmak istiyorum. Artık savunmalar bittiği takdirde sonraki aşamadaki videolarımızda Full ganimet kasıp duvar basacağız. Ganimet kasıp duvar basacağız. Tabi ganimeti nasıl kasacağız abi? Taktik göstererek. Sizlere farklı saldırı taktikleri göstererek ilerleyeceğiz. Klan Savaşı videoları da çekeceğim köy binası 13'te, 12'de, 11'de. Onları da bekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.